güçlü bir takım diyor. Ya bunu ya Dickless'ın söylüyor yani. Olması Bu bile an biraz daha benim tüylerimi diken diken yani, etti diyebilirim. Bu bile metod için oldukça güzel bir gelişme. Adından oldukça söz ettirecek. Belli ki bu HGC 2018 özellikle metodu konuşacağız diye tahmin ediyorum. Peşi sıra Dignitas'ı konuşacağız diye tahmin ediyorum. Zeliots adından söz ettirebileceğini az önceki maçta zaten gösterdi. Ve bana kalırsa biraz Fnatic'in de düşüşünü konuşabiliriz tam. Ya Fnatic'in düşüşü büyük ihtimalle yani geçen seneden başladı. Onlar aralarında Blizzard yani BlizzCon'da da bayağı bir sıkıntılar yaşıyorlarmış. Evet. Insight gelen bilgiler bu yöndeydi. Ondan sonra da dağılma yoluna gitti ki bu Fnatic bildiğiniz gibi aynı ülkenin vatandaşlarından oluşan bir takım vardı. Yani başka bir İsveç yanlış hatırlamıyorsam. İsveç. Şimdi bir tek Mene Fransız. Yine 4 İsveç var takımda. Yani orada anlaşılan pek anlaşamadılar. Tabii mesela 5 tane Türk de olsa mesela kolay anlaşılmıyor. Biz bunları yani, team lig oynarken olabilir, yaşıyoruz. Evet, anlaşmazlıklar olabiliyor tabii ki. Ama hani bunca senenin sonunda böyle bir karar verip yeni bir roster'a gitmek, yeni bir takıma yönelmek. Yani onlara biraz zaman gerekiyor. Yani Kraniks gibi bir takım kaptanları olduğu sürece bu işe gönül vermiş, hakikaten başarı kovalayan bir takım kaptanları olduğu sürece Fnatic sezon içinde bir noktada tekrardan çok güçlü bir toparlayacaktır ama işte asıl o toparlayana kadar kaybedeceği puanları sonra telafi edebilir mi onu bilmiyorum. Ve ilk harita geldi ekrana. Şimdi ekrana vereyim ben Tan. Team Dignitas Infernal Shrines'ta mücadele edecek. Infernal Shrines geçen hafta baktığımızda yine seçtikleri haritalardan bir tanesi. En yüksek pick rate'i olan haritalardan birisi olması lazım. Az önce de seçildi. Demek ki bu devam ediyor hala. Tabii. Aynı zamanda Team Dignitas'ın da tercih ettiği haritalardan bir tanesi. O yüzden yani gayet sıcak bir karşılaşma izleyeceğiz karşı tarafın oyunlarıyla beraber. Yani metodun bakalım Team Dignitas'a bu haritada nasıl karşılık vereceğini hep beraber göreceğiz. Heyecanlı bir maç olacak. Metod acaba Fnatic'e karşı yaptığı oyunları yine yapıp Dignitas'tan maçlar veya yani seriyi kazanabilir mi? Dünkü maçta Fnatic'e kaybettiler Infernal Shrines'da. Evet. O nedenle hani burada bakalım Team Dignitas'a karşı neler yapacaklar. Dün hani çok ilginç pikler var. İki takımda da yani Fnatic'te de Metod'da da. Mesela Stukov ve Medivh pick'ini görüyoruz Fnatic tarafında. Öbür tarafta Alex Traza ve Karazim. Yani Karazim, double support almışlardı. Oyun Metod. Yanılmıyorsam bu haritada Metod yine backdoor'la kaybetmişti Fnatic'e. Yanılmıyorsam evet, öyle yanlış. Olmuştu. Ben de yanlış hatırlamıyorsam o şekilde olmuştu. Bakalım Dignitas ve Metod karşılaşması draft ekranıyla karşımızda. Metod ilk banı yapacak taraf. Dignitas haritayı seçtiği için ilk ban Metod'dan gelecek. Yani başından beri evet yani hani bunu artık tartışmıyoruz anladığım kadarıyla. Abatur banlanacaktır. İki takımdan birisi kesin Abatur'u banlayacak. Şöyle bir incelediğimiz zaman Gul'dan banı geldi. First ban Metod'dan. Bu bir respect ban mıydı acaba Team Dignitas'a? Gul'dan banı bir taraftan da tabii ki bu haritada Gul'dan'ın güçlü olması hasebiyle yapılmış bir ban. Hem Fear hem Fel Flame'le oldukça fazla iş yapabiliyor. Fel Flame'le minionları çok hızlı öldürürken zaten Horrifying, Fear'ın ne kadar etkili olduğunu söylemeye gerek bile yok. Bunun için tercih etmiş olabilirler. Bir de tabii takımlar birbirini hani büyük takım olmanın bir dezavantajı var. Her yerde istatistikleriniz oluyor. Her yerde sizi tanıyan evet. insanlar oluyor. Evet. Daha kolay bilgi bulunabiliyor sizin hakkınızda. Dignitas'ın böyle bir dezavantajı olduğu aşikar. Evet. Bakalım ne bağlayacak yani Dignitas. Infernal Shrines bugüne kadar 9 kere seçilmiş haritalardan biri. Yani en çok tercih eden harita. Bakalım neler olacak. Çok yüksek bir sayı 9. 14 saniye kaldı. 13, 12. Ve Greymane banı geliyor Dignitas'tan. Hala Abatur banlanmadı tam. Abatur, Genji, Hanzo,
Hala özellikle Abatur, hani genelde böyle üç Ben lane Dignitas'tan haritalarda Abatur Genji görebiliriz diye düşünüyorum mesela şu an. Metot Hanzo aldı. Abatur hala banlanmadı. Abatur Genji. Abatur hala banlanmadı. Abatur Genji olabilir. Hiç de kötü bir tercih değil. Başka Dignitas'ta. neler olabilir? Belki ya tabii Dimniklas'ın oynadığı oyun şeylere bakmak lazım. Hemen karakterlere bakmak lazım çoğunlukla. Baktığımız zaman Yani Genji, Abatur Yoh'da en mantıklısı duruyor ama. zaten hani bugüne kadar popülerlik açısından da Abatur en fazla yasakladıkları hero Evet. Diktas tarafında. O yüzden ben onlardan bir şeyler bekliyorum bu noktada. Diyorlar ki biz bununla oynarsak Hala Uther bekliyoruz. Genji geldi. 12-11. Evet, bana da şu an Üter Genci geldi. Sen 1-2 saniyelerdesin herhalde tam. Hemen durduruyorum abi. Spoiler veriyorsun O tamam olması lazım. bana. Gördüm ben de onu durdurdum bir ara da o yüzden şey yapıyorum. Üter ve Genji. Dignitas'ın ilk iki piki Üter ve Genji oluyor. Güzel. Şimdi hala Abatur açıkta. Hala Abatur. Abatur'un açık Neredeyse olması ikinci biraz banlara geçeceğiz. Abatur hala açıkta. Tabii ilginç metodun geliyor şu an. Abatur'la beraber kullanabileceği bir hero yok. Greymane'i banladılar. Hanzo var. Bilmiyorum. Abatur tercih ederler mi? Ben de çok merakla bekliyorum şu anda. Bence şu da olabilir. Yani biraz da akıl oyunu var. Abatur'u iki tarafta banlamıyor, piklemiyor. Öbür tarafa bir ban slotunu boşa harcatmak için de böyle bir mücadeleye girmiş olabilirler tam. Ama yani hani ön plandan Gul'dan ve Greymane'le başlamaları bu konuya çok ilginç. Ya mesela İki first pick niye takımda Abatur'da gelmedi? işte iki takımda Leoric. birbirini şey yapıyor. Leoric şimdi Yani. geldi ve Alexstrasza. Yine double support mu yapacak acaba Metot'tan? O yönde ilerliyorlar. Double support'u Karazim'le mi yapacak yoksa Tassadar'la mı yapacak? Bugün Tassadar yeterince gördük bence. Artık daha fazla Tassadar görmeyelim. Mesela Yeterince oraya gördük. ikinci tank olarak kimi alacaklar? Büyük ihtimalle Muradin, ETC, Arthas üçlüsünden ikisi olacaktır. Hatta Muradin veya ETC ikilisinden birisi olacaktır diye tahmin ediyorum. Dignitas Diablo Diablo banlıyor. gösteriyor. Banlayacak herhalde en azından. Banla yazacak. 20, 19, 18, 17, 16 hala banlamış değil. Önümüzdeki 13 saniye boyunca Diablo'yu göreceğiz herhalde orada. Diablo zaten bir önceki maçta sen bahsetmiştin oldukça yüksek kapasiteye sahip bu haritada özellikle. Evet, Diablo banı geldi 4 saniye falan. Bakalım Metot ne banlayacak? Abatur Abatur hala gelir mi? banlanmadı. Bilmiyorum ama yani bence dediğim gibi Abatur'a saklıyorlar. Abatur'a saklıyorlar. İki takım da banları Ya Abatur'a harcatmaya bugüne kadar daha uğraştı. Abatur oynamadılar da yani Abatur'u da Evet. görmedik Dignitas'ın. Aynı zamanda metodun da o yüzden mesela popülerlikte Chromie'yi çok ön plana çıkartıyor Dignitas. %57 bir popülerlik var ve %100 kazanma oranıyla oynuyor. Malteyli banladı. Abatur açıkta. Abatur alınmadı. Tabii Abatur alabilmesi biraz şimdi zor. Metodun zannetmiyorum Abatur alacağını. Herhalde Abatur ve bir tank yaparlarsa çok da güçlü bir takım olmayacaktır. Bir tane Hanzo veya iki tane Hanzo'yla bilemiyorum. Genci. Yine de Dignitas alırsa Double Genji gayet efektif olarak kullanılabilir. Dignitas yapacak pikleri. Onu Ya bekliyoruz. ben yani burada bir tank ve hakikaten bence Abatur çok efektif olur bu haritada. Dignitas için evet, Abatur hala alınabilir. Anubarak Anub ve By Fire Be Purged diyor Ragnaros. ve Ragnar. Allah Allah. Enteresan bir draft ekranı. Bugün draft ekranları bir zevkli oldu. Bugün her şey zevkli oldu. Bugün tam bize katıldı. Bugün güzel maçlar Teşekkür ederim, sağ ol. Yani burada mesela 3 tane frontline var. Çok fazla peel yok. Yine birini çat diye öldürmeye oynayacaklar.
Team Dignitas tarafı Anubarak'la yaptıkları engage sonrası Genji'ye bir Divine Shield ve oradan kill toplama Alex'e doğru uzanacak diye tahmin ediyorum. Ama Alex'i yakalayamayıp Alex'in Dragonfly ultisi. Doğru mu? Evet, evet galiba. Aldığı Fire noktada... miydi yoksa? O da olabilir. Her neyse Classic anladık Fire. Biz seni. Teşekkürler. olduğu noktada çok öldürme şansları da olmayacak. O noktada başka bir fokusa ihtiyaçları var. Nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Dediğimiz gibi karizm. Evet. Double tank, double support, hyper carry Hanzo ile oynuyor. Dignitas'ın son piki acaba ne olacak? Bunun için beklemiş olabilirler. Belki bütün piklerini görüp metodun ona göre son piki almak istemiş olabilirler. Şu an tek tankları var. İkinci bir tank alırlar mı? Bu arada Abatur hala işe yarar. Tabii hala Abatur piki olabilir. Global olarak da efektif olabilir. Belki Dehaka'da görebiliriz. Anubara'ya yardım evet. etmesi bakımından. Ama Ragnaros'u solo lane olarak aldıklarını yani, düşünüyorum Pykus ben. Pykus bile görebilme ihtimalimiz var. Karşı tarafta iki tane büyük... O da bir ihtimal. Warrior var karşılarında durabilecek onları geçebilmek için. Falstad. Falstad geldi. Vay 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 vay. Falstad da bugüne kadar seçilen hero'lardan pek değil açıkçası. Çok fazla tercih edilmedi. Yanılmıyorsam ekranı hemen düzelteyim. Yani yanılmıyorsam Dimasik'in Falstad'la birkaç maç yapmıştı. Çok da başarılı olamamıştı. Şöyle baktığımız zaman Anubarak tek başına tank görüyoruz Team Dignitas'ta. Yani bir çok kolay öyle galibiyeti, bir mağlubiyeti var Dignitas tarafında. %50 win rate oynuyor. Hı hı. Daha önceden alınmış şey tarafından, Dignitas tarafından Falstad. Demek ki kullanabileceklerini düşünüyorlar. Metot tarafında da aynı var. Zaten Fnatic'te uyguladıkları taktiği uyguluyorlar. Dediğimiz gibi yine bu haritada aynı takım. Büyük ihtimalle aynı takım. Karazim ve Alexstrasza'dan eminim, Hanzo'dan eminim. Tanklar belki değişik olabilir. En azından birisi değişik olabilir. Benzer bir takımla yenmeye çok yaklaşmışlardı Fnatic'i. Fakat backdoor yapıp Fnatic oyunu kazanmayı bilmişti. Hani işe yaradığını düşündükleri taktiği tekrar uygulamak istiyorlar galiba. Ben mesela şeyi merak ediyorum ya. Bir maçtan önceki röportajlarda hani o kadar övdüler falan ya metodu. Aha. Ama gel gör ki Fnatic'e kaybetti metot. Acaba aynı ters psikoloji mi uyguluyorlar? Olabilir, belki röportajlar önceden de yapılmış olabilir derken maç ekranı geldi. Snitch'i Falstad'la oynarken göreceğiz. Vubi Ragnaros'uyla oynayacak. Poik Genji'yle oynayacak. Zhelya Uther'le ve JPL Dignitas adına Anubarak'la mücadele edecek güzel bir takım. Bugün Metod'da Team Dignitas karşısında Matt Nick Hanzo'yla oynayacak. Matt Curson, Alexstrasza, Schwimpy Karazim'de olacak. Atero, Muradin ve Arcanir'da tabii ki Leoric'le solo lane'de. Hemen talentlere ben dikkat çekmek istiyorum. Karşı. Özellikle Karazim'in birinci talenti Healing talenti yanılmıyorsam tam. Beni düzelt eğer yanılıyorsam. Evet, evet, evet doğru. Healing vermiş. Dikkat çekici bir talent. Genelde double support metada damage build'a gittiğini görüyorduk Karazim'in. Bunun dışında Uther'in de Q build gittiğini hemen görüyoruz. Daha bir finisher olarak kullanıyorlardı ama burada anladığımız kadarıyla full support herhangi bir şekilde kimsenin ölmemesini istiyorlar. Divine Palm'de görürüz herhalde. Divine Palm'de görürüz herhalde. Bu ona gidiyor yani. Hani Seven Strike'ın çok bir anlamı olmayacaktır. Şu noktada. Tek başına Anubara Seven Sided Strike pek de bir işe yaramayacaktır. Zaten bir de Seven Sided Strike'ı şundan tercih etmeyebilirler. Tam Seven Sided Strike kullandığında Karazim olası bir gust geldiğinde bütün takım geriye gidip Karazim tek başına kalabilir. Evet, evet, evet. Güzel yakaladın abi. Onun aynı zamanda yani bu pozisyonlar için tercih edilmeyecektir. Tabii hani şeyde de ne geleceğini bilmiyoruz Falstad'da. Yani karşı tarafta çünkü çok büyük bir engage yok. Yani stun'a yakalanırsa anca Dragon Arrow'dan gelen stun'la beraber onun üzerine bir disengage için kullanılabilir. Büyük ihtimalle dışında... tabii yani Falstad pick'ini almaları bence Gust'tan dolayı Falstad tercih ettiler. Eğer global ability olarak bir hero tercih edecek olsalardı Dehaka'yı alacaklarını düşünüyorum. Dragon Arrow'u atar atmaz
Fostat muhtemelen o pozisyonun dışında kalmaya çalışacaktır ve Gast'la olacak engage'i engellemeye çalışacaktır. Piyancı planları bu yönde ama bakalım. Dakikalarımız 1.49-1.50'yi gösteriyor ve kamplara doğru yönelmeye başladı her iki takımda. Şimdi JPL'i yakaladılar orada. JPL Brov şarjını da kullandı. Fakat kaçmayı başardı. Şu anda takımlar birbirlerini tartıyorlar gibi. İki tane solo lane hem ortada hem top lane'de XP toplamaya çalışıyorlar. Gözüken o ki Team Liquid bu konuda biraz daha başarılı. Hem yukarıyı hem ortayı itmiş durumdalar. Evet, lane'ler oldukça ileriye gitmiş ve galiba birkaç da XP'yi kaçırmış metot. Şimdi öyle görünüyor. Yakalamaya çalıştılar Zelia'yı. Başarılı da oldu Atero Angel. Ama JPL geldi ve kurtardı. Ortadan bir peeling gelebileceğini düşünerekten oraya bir danger ping'e attılar. Dikkat edin buradan gelebilirler diye. Kanun şu anda Sinich'e yüklendiler aşağıda. Tabi Sinich gayet profesyonel bir şekilde kendini geriye doğru çekti. Çok ön plana çıkmayaraktan rotasyonları tahmin ederek. Evet, Shrine'ların açılmasına 5 saniye civarında bir şey kaldı. Hatta ben bunları söylerken Shrine aktif oldu bile. Hemen açıldığını görüyoruz. Metodun orada olduğunu gördük. Leoric'le toplamaya çalışıyor. Level 5 şu anda gayet kafa kafaya gidiyorlar. Eşli iki takım da birbiriyle her konuda hemen hemen eşit seyrediyor. 3 aşağı 5 yukarı çok bir fark yok. Uther'e baktığımız zaman o da Q build gidiyor. Tamamen anladığım kadarıyla Genji'yi ayakta tutmak ve onunla beraber yan yana yürüyebilmek için. Gerekirse finisher olabilmek için. Bu arada derken Ragnaros da level 1 quest'ini bitirdi. Çok da erken bitirdi. Şimdi bu ona artı damage verecek. Bakalım fight'ı değiştirecek mi? 36'ya 22 herhalde metot ilk shrine'ı alacak desek yalan söylemiş olmayız. Evet, ilk Punisher'ı... Curse. Yani bu Alexstrasza'nın şeyi pek anlamlı değildi açıkçası. Trait'ini kullanması. Dragon belki shrine'ı kaptırmamak için Dignitas'ın bir engage yapacağını düşünmüş veya kullanmış olabilir diye tahmin ediyorum. Veya da misclick çünkü biraz boşa gitti. Alexstrasza evet. Demişken hemen şunu da hatırlatalım. Alexstrasza'nın talentlerine baktığımızda yüzde heal basan talentleri tercih ettiğini görüyoruz. Bu da çok fazla ayakta tutabileceği anlamına geliyor takımını. Çünkü hem Leoric hem de Muradin var. HP'leri oldukça yüksek. HP'li yüksek hero'lar olduğu için bunu tercih ettiğini tahmin ediyorum. Ama Karayizm level 4 ve level 7'si daha atak talentı. Atak talenti evet. Yani bir her ne kadar healing olsa da 4-7 biraz daha, özellikle 7 biraz daha damage için sanki. Evet. Benim merak ettiğim level 10 olunca acaba Sulfurous Hammer tam Alexstrasza'nın healinginin içine denk gelir de orada 3-4 kişiyi yakalarsa ne olur? Yani öyle bir şey görmek isterim. Oyun mümkün. Olarak. Oyun mümkün. Olarak. Belki Ragnaros alma nedenleri de olabilir mi? %90 bu şekilde kullanacaklar diye tahmin ediyorum. Ragnaros'la Alexstrasza'yı bayağı bir arka tarafta rahatsız edecekler. Zaten ki eğer şöyle bir durum var. Öldüremezlerse daha da öldürme şansları olmaz. Hem trade hem ulti ile kaçabilecek bir karakter yani Alexstrasza. Ultiden önce yakalayamadıkları sürece Alex her zaman o takımı ayakta tutacaktır. Alex'i ama aradan çıkarttılarsa biliyorsun ki Alex'in kendi kaçış mekaniği sadece ultisi, başka hiçbir şey yok. Kendini bile heal'layamıyor neredeyse. W'su olmadığı sürece. O nedenle çok büyük sıkıntı yaşar. Metod bu noktada. Ben o tahminimle Karazim'in backup healing olarak kullanacaklarını düşünüyorum. Yalnız ilginç bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Birinci Punisher almasına rağmen Metod level olarak neredeyse bir level geride tank. Evet. Çünkü Dignitas daha çok makro oyunu oynuyor. Yani maçın başında bahsettiğimiz o yukarıda işte hem mid hem top lane'leri soak etmeleri onları öne çıkardı bir anda. Level 10 oldular bile. Ultilere bakıyoruz. Sulfurous Hammer'ı görüyoruz. Ve Kakun Falstaff'tan da Mighty Gust ultisini aldığını görüyoruz. Şekilde. Standart ultiler olduğunu söyleyebiliriz. Çok değişik bir şey yok. Metotta da büyük ihtimalle beklediğimiz ultiler olacak. Bir tek Karazim'in hangi ultiyi tercih edeceği önem addediyor burada. Önem arz ediyor. Bakalım
Henüz ultileri vermediler. Evet, Divine Palm geldi. Şaşırtmadılar. Divine Palm Evet. geldi. Mantıklı yani Divine Palm seçmek o kadar. Yani şu anda dediğim gibi biri giderse biri ayakta tutsun mantığıyla oynadıklarını düşünüyorum ben metodun. Bizim iki tane büyük adamımız var önde. Bir şekilde Hanzo'yla biz bitireceğiz birini ve aradan çıkaracağız diye bakıyorlar. Murad'ın henüz ultisini seçmiş değil. Acaba bir sürpriz yapıp Haymaker verir mi? Göreceğiz bakalım. Belki de akıl oyunu olsun diye bekletiyor. Yani pek bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Gerçekten ama karşı taraf çok squishy. Yani içlerini atabilir. Belki öyle bir şey denemek için bekletiyor olabilir. Normalde avatarı çoktan verirdi ama yine de bir akıl oyunu için bekletiyor. Göreceğiz vereceği talenti. Elbet. Shrine açıldı. Eşit sayıda iskeleti öldürmüşler şu ana kadar. Henüz ciddi manada bir fight da görmedik. Zaten oyuna da yansıdı bu. İki takımdan da kimse ölmüş değil. Yani farkındaysan Dignas tamamen bırakıyor Punisher'ları. Evet. Makro oyunda haritada farklı noktalarda şimdi yüklendiklerini buldum. Gördük Hanzo'ya. Hanzo güzel kaçtı oradan ama bu sefer Uther'e öldü. Zhelia'nın Q'yu bu yılda işe yaradı. Güzel kaçabilmişti Hanzo oradan. Fakat ama bir şey fark etmedi. Yine de öldü. Metodun da Punisher boşa gitmiş oldu tabii ki. Hanzo'nun ölümüyle beraber metodun evet. Punisher bir işe yaramadı. Aynı şimdi zamanda yukarıda da bir kaçarken orta görüyorduk. Bir tavırı bile öldürtmediler. Yalnız çok boşa giden bir Punisher oldu. Yani şu anda Dignitas farkı bayağı açmış durumda. Tamamıyla team fight'tan ziyade dediğin gibi makro play ağırlıklı oynuyor ve giderek de hani o tecrübesini kullanmak istiyor Dignitas. Anladığım kadarıyla takım olarak olan tecrübesini kullanmak istiyor. Yavaş yavaş hani geç olsun güç olmasın ama bizim olsun mantığında gidiyor. Punisher'ların hani ilk maçın başında çok güçsüz olmasından yararlanıp farklı noktalarda haritayı kazanmaya çalışıyorlar diye düşünebiliriz. Burada ikinci fort için botta yavaş yavaş evet fortları da almaya başladılar. Yukarıda zaten bir fort almışlardı. Aşağıdakini de yarı HP'ye kadar indirdiler. Yani oyunu şurada bir print screen alıp birisine göstersek herhalde Punisher'ları Dignitas'ın aldığını düşünür. Binalara baktığımızda öyle görünüyor. Evet, şu anda yani Dignitas yani zaten hem structure bir kill bile olsa hem level hem de harita anlamında gayet baskın oynuyorlar. Bakalım tam 10. dakikadayız. 10 dakikadır oyunda çok bir aksiyon yok. Makro play'inde tabii böyle bir dezavantajı var. Seyir zevkini ister istemez hani aksiyon olarak düşürüyor. Yoksa seyir zevki akıl oyunları olarak devam ediyor. Şimdi Arcanor'ı kaçarken görüyoruz Sinich'ten. Bostat'tan kaçmayı başardı Arcanor. 15'e 13 level farkı muazzam. Giderek de açılıyor. İnanılmaz bir şekilde metodun hiçbir buna şey kaçırmıyor. Bir dur demesi lazım. Yani ve bu arada Haymaker gördük tam. Evet. Atero Haymaker tercih etmiş. O kadar beklediğini şimdi niye o kadar beklediğini anlayabiliyoruz. Haymaker almış ama henüz kombatta kullanma şansı yakalayamadı. Yani birini izole etmesi gerekiyor fight'tan. Bakalım kimi tercih edecekler. Hani bu Falstad olsa içlerinden işe bir gasla. Evet. Büyük ihtimalle bitirir. Ragnaros veya Uther'i böyle bir şey için tercih edeceklerdir. Evet. 16 olmadan da bir fight yapmaları lazım. Aksi takdirde artık bu objektifi de kaybedecekler. Bu fight farz oldu. Bir de bu objektifi kaybederlerse yani daha hiç objektif almadı Dignitas. Objektifi de alırsa yukarıda çıktı Shrine direkt keep'e doğru gidecek. Evet, hem evet, talent evet. Avantajı hem de objektifle beraber dakikada 11.30'a geldi. Yavaş yavaş güçlenmeye başlıyor. Çıkan Punisher'lar yanılmıyorsam Frozen Punisher. Bir de Arcane olsaydı çok daha büyük sıkıntı olurdu.
16 oldu yalnız Dignitas. 16 oldu. Biraz metodun işi Krizinde zor. Krizinde mesela biraz daha fazla damage vurabilmek için Dead Reach'i tercih etmiş level 13'te. Karacım'ın Talyan tercihleri. Evet, biraz tercih etmiş. Enteresan. Yani Dead Reach'in duration'ını biraz daha arttırabilmek için yapmış. Ama birinci hani talentle işte, yani sinerjisi olsun diye şimdi combat başladı. Güzel ability'leri kullandılar. O çok çok harika hareketler gördük. Wubi ölecekti ama kendini kurtarmaya başardı. Karazim'e yüklendiler. Karazim Divine Palm'a attı fakat ölmedi. İşte tecrübe. İşte tecrübe. Bütün takımı öldürmeye başladı. Yavaş yavaş Dignitas her ne kadar genç ölmüşse de 2 kill'i 3 kill'i almayı başardılar. Arcaner'ı da öldürecekler. Arcaner 3 tane kaldı. 3 tane yalmaya çalışıyor ama olmadı. Onu da öldürdüler. Zelia Alex'i kovalıyor. Öldürebilecek mi bilmiyorum ama Alex'i kovalıyor. Gaz uçtu. Falstad uçtu. Öldürecekler galiba. Team kill alacaklar. Evet. Bütün herkesi öldürmeyi başardı Dignitas. Şimdi buradan bir keep açıp yani istese aslında yani, Dignitas bu maçı bile bitirebilirdi ama. Baya güzel oynadı. Her iki takım da özellikle ama Dignitas çok iyi oynadı. Genji'yi kaybetmelerine rağmen. Ben neden Alexstrasza'nın ultisini bu kadar geç kullandığını çok merak ediyorum açıkçası. Evet biraz ultiyi Python geç sonunda kullandı. Bekledi. Kaçmak için kullandı resmen. Karaşehir'de Arcaner'da tekrar restlenip bir daha öldü. Punisher'ı ve takımı yavaşlatmak için herhalde bu. Hani tactical retreat oldu biraz. Benim anladığım kadarıyla. Şimdi yüklenecekler keep'e. Ama herkes de restlendi. Ve işe de yaradı. Keep'i verecekler mi bilmiyorum ama en azından keep'ten ilerisine gitmeyi engellediler. Keep'e gitmemeyi tercih ettiler ve Hanzo'nun boşa giden boşa giden bir Dragon Arrow gördük. Yine metot 7 kill bir anda 7 kill vermişler tam Dignitas'ın 7 kill'i var. Bir evet, anda 7 kill alabildi. Şimdi yakaladılar Falstad'ı. Bu uçabilecek bir şey de yok ama Gast'la kurtulmayı ya başardı. Alex'in önüne atarsan Falstad'ı tabii gerisi de böyle olur. Pozisyona yaratmış oldu aslında. Falstad'ın isteyip yapamadığını Murad'ın vermiş oldu. Atero biraz kötü oynadı. Güzel hareketler şimdiden ama bilmiyorum dünkü metotla bugünkü metodun şu ana kadar bir hali farklı olduğunu söylemek lazım. Yukarıdan keep almaya mı gidiyorlar? Dakika daha 15 olmadı. Tam neredeyse level 20 olacak Dignitas. Bayağı hızlı level aldı. Yani neredeyse hiçbir lane'den XP kaçırmadı diyebiliriz. Bu o demek çünkü. Aşağıda Genji'yi görüyoruz. O bile soğuk yapıyor. Daha ne olsun. Hiç. Daha ne olsun. O bile soğuk yapıyor. Falstad'dan güzel value aldılar şu ana kadar. Hem ultisinden hem de global ability'lerinden iyi faydalandılar. Bunun sonucunda da level 20 olmaya çok yakın. Metot level 16 oldu ama işte 16 olması bir şeye yaramadı. 4 level, 3.5 level fark var. Birazdan Dignitas'ın level 20 talentleri geliyor ve geldi. 4 level fark. Yani şu anda bir fight'la her şeyi bitirebilirler. Metot tuzak yani yapmaya çalışıyor da biraz yani kendi kazdıkları kuyuya düşebilirler. Karşılarındaki takım Dignitas ve bir anda olayları lehine çevirebilir. Güzel cleanse geldi. Yüklenmeye çalışıyorlardı. Oradan kurtardılar. Şimdi Muradin'i kokunun içinde görüyoruz. Arcaner'ın canı çok az. Karazim uçtu. Hem de nasıl uçtu. Ve level 20 Gast'ın upgrade'ini görüyoruz. Hareket edemiyor Muradin. Atero kaldı, içeride kaldı. Muradin'i kovalıyor şimdi. Snitch öldürebilecek mi? Hayır. Arcaner'ın da canı çok az. Heartlarken görüyoruz Arcaner'ı. Yani çok fazla yapacak bir şey yok ki metodun. Outplayed dedikleri galiba değil mi? Outplayed doğru telaffuz ediyorum. Outplayed, outdraft oluyor. Biraz galiba öyle oldu. Draft'ı kendileri böyle tercih ettiler. Ona hani outdraft diyemeyim belki ama oyun olarak çok geride kaldılar bu maçta. Şimdi yani point... Karizm daha acaba atak bir build bitseydi. Yani Genji'yi oraya atmanın ne getirisi olabilir bilmiyorum. 20-17 bir keep ve şu anda iki tane de kamp lane'leri itiyor.
Yani Hemen hızlıca Dignitas büyük ihtimalle buradan oyunu objektif de alacaklar. vermez, Ortadan da zannetmiyorum. Bir taraftan Punisher'la beraber. yine gittiklerini görüyoruz. Ölüme gidiyor Method. Yani level 20 17 ölüme gidiyor. Stan geldi. Acaba öldürebilecekler mi? Beni şaşırtacak mı? Hayır. Ragnaros Tabii ki oradan hayır. kurtuldu ve Hanzo'yu öldürdü. Yetmedi. Alexstrasza'yı da öldürüyorlar. Yine Gust'ı kullandı. Acaba Karazim'i de öldürebilecekler mi? Shivan ultiyi kullandı. Bir öldürdüler. Yetmedi. Bir daha öldürdüler. 3 kill almayı başarıyor yine Dignitas Method'dan. Devamı da gelirse artık sürpriz olur. Gelmezse çok da problem olmaz. Çünkü Dignitas oyunu bitirmeye gidecek. Punisher'ı aldıktan sonra 38 ve evet Punisher çıktı. Ragnar çok, Murad'ın çok kaçıyor. Çok ağır almış durumda Metot bu maçta tabii, şu anda. Tabii yani istediği hiçbir şey yapamadı. Aa öldürüyordu az daha Genji'yi ama olmadı. Ya ölse de çok problem değil. Genji zaten core damage'ı yüksek olan bir hero değil. Direkt core'a gidecekleri belli. Yani Murad'ın GG. Hani Q build gitmiyor. Ama Haymaker alıyor. Ama Haymaker alıyor. Çok yani ilginç tercihler. Biraz hani ne oldu? Trolllediler mi? Dur abi biz hani bir maç bunlara böyle bir şey verelim. Ve Dignitas metodu 15 kill ile beraber yeniyor. Evet yani çok çok temiz maç. Biraz çok temiz. Metot hakkında düşüncelerim değişti bir anda. Yani açıkçası çok kötü oynadılar. Yani hiçbir kararları iyi değildi. Peki Dignitas'ın kazandığı bir maç mı yoksa Method kötü oynadı da Dignitas ondan mı bu kadar rahat kazandı? Yani evet Dignitas benim sana daha önce de söylediğim gibi özellikle Avrupa'da birinci olacak güçte bir takım. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bunu başarabilecek bir takım. Hani bu kadar güçlü olduğu için mi Method bir şey yapamadı? Yoksa hani Method bir şeyler yapabilirdi de pek beceremedi mi en azından bu maçta? Yok ben tamamen draft diyorum abi. Yani double support, full support. Artık öyle bir şey kalmadı. Evet, yani iki support'un da full olması yani hiçbir işe yaramadı diyebiliriz. Ben Hanzo'nun hyper carry olarak çok fazla yakıştığını düşünmüyorum açıkçası. Hanzo tek başına hyper carry olunca genelde sonu bu halde bitiyor. Biraz herhalde oradan sıkıntı yaşadılar. Tabi Karazim damage evet. olsa bile çok bir şey değiştirir miydi zannetmiyorum. Bilmiyorum. Yani ben de açıkçası çok hani ben de sana katılıyorum yani o konuda çok bir şey değiştirmedi. Yani Dignitas makine gibi işleyen bir takım olduğunu bir kere daha gösterdi. Herhalde transfer sezonundan en karlı çıkan gördüğümüz kadarıyla kadro olarak en güçlü şu an için kadroya sahip en azından oyun kimyası oyuncuların kendi arasındaki kimyası olarak takım diyebiliriz Dignitas için. Evet yani bir de yani senin dediğin gibi makine gibi oynamaları, herhangi bir kaçırmaları, pro play'i üst düzeyde bildiğin hani ders 101 şeklinde izlettiler bize. Bakalım ikinci maçta metodun biraz daha farklı şeylere yöneliyor olması lazım. Aksi takdirde bu maçın sonu 3-0'a doğru gidiyor. Evet yani şu oynayışla hani bir laf vardır ya sabaha kadar oynasalar yenemezler. Maalesef, galiba maalesef. Sabaha kadar oynasalardı da yine sonuç değişmeyecekti. Yine de Dignitas herhalde kazanacaktı. Bir ara Genji'yi bile Soul King yaparken gördük. Yani neredeyse bütün wave'leri temizlediler. Bütün wave'lerin XP'sini aldılar. Dakika 15 iken neredeyse level 20 olacaklardı. Evet. Çok öndelerdi. Çok öndelerdi. İnşallah bir dahaki maç biraz daha dengeli geçer. Bakalım ben de merak ediyorum. Umarım bir dahaki maçta biraz daha performansı yüksek bir metot oyunu izleriz. Çünkü bugünün ilk maçı olağanüstü güzel geçti. Aynı şekilde bu maçın da güzel geçmesini istiyoruz ki seyir zevki olarak. Tabii yani güzel geçmedi derken oyun kötüydü manasında değil. Dignitas'ın oyunundan öğrenilecek o kadar çok şey var ki replay olarak alsak belki üzerine 2 saat 3 saat konuşabiliriz. Haksız mıyım? Okan bir de daha şu ana kadar hani şey yapmadılar. Oyun vermedi. Geçen haftadan beri 3-0 3-0 şu anda 1-0 bayağı hani yenilmez bir şekilde devam ediyorlar. Tabii henüz hiçbir haritada maç kaybetmiş değiller. Harita demişken haritamız belli oldu. Tomb of the Spider Queen'de oynayacak. Bu sefer Dignitas bakalım Tomb of the Spider Queen'de ne yapacak, neler yapacak.
Birazdan draft ekranını herhalde verecekler bizde. İyi olacağız. Tomb of the Spider Queen yine rotasyon haritası. Az önce Dignas'ın neler yaptığını gördük. Evet. Hani... yani o açıkçası... büyük haritada bile hiçbir minion'ı kaçırmazken acaba burada neler olacak? Neler olacak ki hani Tomb of the Spider çok uzun zamandır oynanan en kompetitif haritalardan bir tanesi derken başladık. Derken yani, evet draft ekranı geldi. Doğrudur. 56. Okey. Evet, bakalım burada neler göreceğiz. İlk defa abatur, ban ve pik olmadan yani komple abaturun boş geçtiği bir oyun görmüş olduk. Az önceki maç öyleydi. Yani evet, ilk defa abatur ne banlanmadı. Bu da şekilde. Enteresan bir bilgi. Notlarımıza bunu da alalım. Sonra kullanırız yani lazım olur. Metot banlayacak. Ne diyorsun? Genji'yi banlarlar mı? Bu sefer Genji gider yani. Bakalım. Yeter abi der. Oo. Dersine çalışmış aslında Metot. Bu banla onu gösterdi. Dersine çalışmış. Dignitas'ta çünkü Snitch'i Chromie ile oynarken gördük. Çok da acıtmıştı. Dignitas'ta evet, geçen hafta Trick Esports karşısında oynamışlar. Tomb of the Spider Queen haritasında. Ha, yine bu haritada. Evet. Ben aynı bu zamanda kendi yayınlarında da çok fazla Chromie oynadığını gördüm. Biraz ona hazırlık olduğunu söylemiştim. Hatta o maçı sunarken demek ki bu maça hazırlanıyormuş, buna hazırlanıyormuş diye bir hayli can sıkmıştı Chromie ile. Bunu tekrar yapmak istemediler. Bir de onu yani şimdi Dignitas'a karşı bir şey banlamak da çok mantıklı olmuyor. Yani hemen hemen hero pool'ları o kadar geniş ki hemen hemen her hero ile bir kompozisyon çıkartabiliyorlar. Az önce Fostat gördük mesela. Çok tercih edilmeyen bir hero olmasına rağmen çok da efektif kullandılar. Yani bakalım bu sefer neyi tercih edecekler Chromie yerine. Neler gelecek ben de merak ediyorum. Şimdi onların tercihlerine bakıyorum aynı zamanda bir yandan da. Neler gelebilir diye. Metot tarafından mesela. Yani Hanzo hala boşta, Greymane hala boşta. Yalnız şöyle bir şey var. Genelde Hanzo yerine mesela Greymane'i geçen, tercih ediyor. Geçen hafta Metot Fnatic'e karşı bu haritada kazanırken işte Zul, Tychus, Rekkar, Joanna ve Chromie ile oynamışlar. Fnatic'e karşı da gayet başarılı olmuşlar. Ama bu sefer Hanzo'yu aldılar. Hanzo'yu olarak tercih ediyorlar. Anladığım kadarıyla geçen hafta daha çok rotasyon ve makro play oynamışlar. Minionlara. Metot biraz bu haritada aslına bakarsan şans eseri kazanmıştı. Yine Fnatic maçı satmıştı desem yalan söylemiş olmam. Hatırlıyorum o maçı. Çok da güzel bir kompozisyon değildi. Çok iyi çalıştıramamışlardı ama Fnatic'in yapmış olduğu hatayı avantaja çevirerek kazanmışlardı. Bence onun için aynı kompozisyonla gitmeyi düşünmeyeceklerdir Tan. Evet, dediklerine aynı şekilde katılıyorum. Bakalım 19 saniye kaldı. Hala pikler gelmedi. Burada yani burada bir Maltel gelebilir belki. First pick olarak Maltel zannetmiyorum. Belki son pikleri saklarlar derken Malfrio ve Tracer geldi. Güzel. Bugün bugün piklere doyduk tam değil mi? Evet yani, ya. Değişik pikler gördük. Farklı hero'lar oynanıyor bugün. Ve gerçekten Heroes of the Storm oldu. Bundan önce biraz bundan önceki karşılaşmalarda, bundan önceki günlerde standarda binmişti. İster istemez seyir zevki düşüyordu. Aynı hero'nun çeşitli varyasyonlarını görüyorduk. Farklı insanların oynayışını görüyorduk sadece. Adeta bir yayın izler gibi ama bu biraz daha bugünkü maçlarda toplamda belki 25-26 hero oynanmıştır diye tahmin ediyorum. Evet, şu ana kadar bayağı fazla hero kullanıldı. Bu da oyunun ne kadar aslında hani baktığında dengeli ve fazla hero havuzunun kullanılabilir düzeyde olduğunu gayet açık bir şekilde gösteriyor. Pro takımlarda bunu ön plana çıkartıyorlar. DHK ve Uther geldi.
Yani bu haritada Dehaka çok fazla tercih edilen hero'lardan birisi değil. Çünkü hani harita zaten küçük. Rotasyonlar çok hızlı olabiliyor. Dehaka'nın gelmiş İhtiyaç. olması tabii biraz daha split push'a yöneleceklerinin göstergesi metot oyuncularının. Biraz Bir daha de öyle şu oynayacağı. var tabii, hani baktığın zaman bir anda 3 tane stun hero'yu almış oldular. Biri Tabii çok fazla ki yani vuruyor, değil de Dehaka'nın üzerine. bir de Isolation'la beraber Silence vurabildiğini de hatırlatmakta fayda var tam burada. Çünkü oldukça oyunu değiştirebilecek bir ulti. Diablo banları bugün ilgimi çekiyor. Yine Diablo banı gördük. Ha, Diablo hem engage açısından hem de yakaladığını tek başına öldürebilmek için. Mesela Hanzo'yu EQW kombosuyla duvara vurarak Rahat gayet bir rahat bir şekilde şekilde öldürüyor. öldürebilir. Onun için her zaman büyük tehdit ve Anubarak geliyor. Yine Abatur banımız yok. Yine Abatur Mesela Anubarak'ın banlanması metot tarafından benim ilgimi çekiyor. Hani Tracer'a karşı bir antipik olaraktan alabilirdim. Mesela şimdi buraya Tassadar mı gelecek yine aynı şekilde? O da benim başka bir sorum. Tracer çok zayıf kalmayacak mıdır? Orada iki tane stun'ın olduğu, Hanzo gibi bir damage'in olduğu yerde. Bakalım ne Yani gelecek. Tracer varken Tassadar banlanmadı. Enteresan, dediğin gibi Anubarak'ı banlayarak ban pikini, ban slotunu doldurdular. Bunun karşılığında Dignitas Tassadar alıp hani Tassadar artı support kompozisyonuyla iş yapabilir. Çünkü Tracer Tassadar oldukça kuvvetli bir ikili. Şimdilik yapmıyorlar, Muradin ve Gul'dan tercih ettiler. Evet. Tabii Wave Clear önemli burada. O yüzden Gul'dan alması gerekiyordu. Yok, aksi takdirde hani her türlü karşı taraf Wave Clear'da şu anda daha ön planda gözüküyor. Yani rotasyonda ihtiyaçları olan o Wave Clear'ı Gul'dan da sağlıyor olacaklar. Peki şimdi Tassadar mı alırlar son pik olarak, yoksa bir solo laner mı? Bence solo laner tercih edecektir Dignitas. Tassadar almayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani şu anda Deyaka'nın karşısına koyabilecekleri kimse yok. Büyük ihtimalle oraya bir Leoric gelebilir. Metotta son iki pikin Ama belli olmasına 20 yani Deyaka'nın saniye. karşısına Tassadar'ı da koyabilirsin bu arada. Yani onun da wave clear olduğunu düşünürsek. Ben yine Fostat piki gelebilir diyorum Dignitas'tan. Dehaka'nın hem karşısına koymak için hem de az önce gayet güzel iş yaptılar. Fostat'la benzerini tekrar deneyebilirler belki takımı ayırıp öldürmek için. Bu sefer Metot aldı Tassadar'ı. Ne yapıyorlar abi bunlar? Hafta içinde sırf Tassadar mı oynuyorlar? Bilmiyorum yani, tabii bilmiyorum derken Dignitas'ın Tassadar alacağını düşünüp son pikte onu engellemek için de almış olabilirler. Ya da yaba daba diyor. Ben mi vuracağım abi hasarı? Kim vuracak? Hanzo Tassadar meta'ya mı giriyor tan? Çünkü bugün çok fazla Hanzo Niye? Tassadar Evet, gördük. bugün şeyde aynı şekilde kullandı bunları. Zeolot da kullandı. Ve Zeolot bu konuda başarılı oldu. Acaba şu anda metot ya abi bunlar hani bunlarla oynadık. Evet, bunlar bizi yendiler scrimlerde. Bu işe yarıyor. Biz de deneyelim noktasındalar mı? Ben onu merak ediyorum. Bakalım Dignitas'ın son piki ne olacak? Dignitas da son piki tercihini yaptıktan sonra oyuna geçeceğiz. Enteresan yani, bugüne damga vuran şey bir Team's Elliot, iki Tassadar. Hatta belki bir Tassadar, iki Team's Elliot. Tassadar üzerinden oyunlar götürdüler ve öyle kazandılar. Yani burada rotasyonda Tassadar Wave Clear için yardımcı olacak. Az önce belirttiğim gibi Leoric geleceğini Leoric, evet o zaten belliydi. Leoric konuşmuştuk. 2. Yine belki Falstaff olabileceğini ben düşünmüştüm. Böyle kendimizi biraz daha ekranda gösterelim, öyle konuşalım. Evet, takımlar belli oldu Tan. Ne diyorsun? Sence hangi takım draft'tan daha avantajlı çıktı? Yani benim burada Tracer'ı biraz soru işareti. Kendisini ne kadar koruyabileceği, koruyamadığı takdirde anında öleceğini varsayabiliriz. Karşı tarafta şu anda kendi skill setlerinden 3 tane stun var zaten. ETC, Uther ve DHK. Gayet bir anda Tracer'ı bitirebilirler. Aynı şeyi Gul'dan'a da yapabilirler. Bunu Dignitas'ın nasıl koruyacağı önemli. Evet, bence olay Tracer'ın oynayışında bitecek. Yani Tracer'ın çok fazla bir pozisyon bulacağını zannetmiyorum birilerini öldürmek namına. Çünkü hem shield var, içeriye girince stun yeme ihtimali çok fazla.
Hem Uther'in burst heal'ı var. Biliyorsun tabii ki benden iyi biliyorsun. Uther'in aynı zamanda heal attığında gelen armor'u var. Evet. Tassadar'ın shield'ı gelecek aynı target'a yüklendiklerinde. Ve bir anda yüklenip birini öldürmeleri çok zor o kompozisyonla. Dolayısıyla ancak belki Fear'la, Horrify'la bir iş yapıp Horrify'la takımı birbirinden ayırıp birilerini öldürmeyi deneyeceklerdir. Sanki draft böyle %51 metot tarafında. Her ne kadar double support olsalar da %51 metot tarafında. Bakalım. Yani metot şu anda draftta iyi gözükse de tabii Dignitas'ın bir önceki maçtan da gösterdiği korkunç bir korkutucu daha doğrusu bir oyun evet. Var. Bunun psikolojisinden kurtulup metot bir şeyler yapabilecek mi? Bakalım. Birazdan Hep maç beraber başlıyor. Göreceğiz. Evet, maç ekranını tekrar vereyim. Snitch Tracer'la oynuyor. Zhelia Malfurion'la oynayacak. Poilki Gul'danla oynarken göreceğiz. Wubi tabii ki Leoric'le oynuyor ve takımın tankı JPL Muradin'le mücadele edecek. Metot tarafına geçtiğimizde de Arcaner DHK ile bot lane'de olacak. Nick Hanzo'yu bu sefer almış. Shwimpy Tassadar'da göreceğiz. Atero tabii ki tank olarak ETC ve Kersen de Uther'le takımına support olacak. Bir anda şu müzik kesiliyor ya şeyden. Değil mi? Bir anda onu fark ettin mi? Sunarken çok evet. Garibime gidiyor. Bir anda sessizlik oluyor böyle. 3, 2, 1 tıp oluyor bir anda. Evet arkadaşlar, değerli izleyiciler, yarışma başladı. Mücadelemi. Karşılaşma başladı. İki takımın da ortada olduğunu görüyoruz. DHK aşağıya yöneldi direkt. Aslında DHK'nın ortaya gidip belki esensleri toplamak için beklemesini düşünürdük ama direkt aşağıya indi. Yani Hanzo bir W'suyla iki tane okla %50'ye indiriyorsun. Evet yani. İlerleyen şeyde ne olur. Tek atar mı diyorsun? Hanzo Tracer'a tek atar mı? Bir de şöyle bir şey var. Hani metot lane'leri geride kartlıyor. Yani diyor ki gelin üzerimize. Evet yani Hanzo'yu efektif kullanmak için geride karşılıyorlar şimdilik. Öyle görüyoruz. Ve Uther yine Q bu yıl. Tabii ki tasaların da olduğu için ve tabii ki evet. Tracer'ı da daha fazla bunaltmak için Q bu evet. yıl gittiğini düşünüyorum. Ekstra bir damage ona kill alma şansı verecektir hatta. Bence şu ana kadar supportlar içinde en fazla Uther'in oynak talentlere sahip olduğunu söylesek yalan söylemiş olmayız. Şu ana kadar gördüğümüz diğer bütün supportlarda ve hemen hemen talent tercihleri aynı oluyor. Fakat Uther'in geride bıraktığımız ikinci haftada, işte ikinci hafta karşılaşmalarının son gününde 3 talent tree'sinin de kullanıldığını görüyoruz da. Yani Uther aslında her yönüyle kullanılabiliyor. Ben hep şeyde de Hero League'de de bu aralar ne kadar Lucio oynasam da en fazla aldığım hero'lardan bir tanesidir. İnsanlar da bilirler Uther'le oynadığımı. Ne kadar enabler bir takımın varsa, üst karşı tarafa charge edebileceğin bir takımın varsa o kadar sana ekstra avantaj sağlıyor. Çünkü crowd kontrolü ile beraber içeri girdiğinde gayet efektif bir şekilde takıma yardımcı olabiliyor. Bir heal şeyle beraber, armor ile beraber üzerine de stun zaten yeterli oluyor. Zaten birinin öldürmesini birinin ölmesini garanti altına almış oluyor. Yine yavaş yavaş Team Dignitas'ın yalnız level farkını açtığını görüyoruz lan. Bakarsan yarım level bir fark söz konusu. Rotasyonları çok güzel Dignitas'ın. Hatta aşağıda şu anda bot lane'de gayet baskı yapıyorlar. Normalde 4-1 rotasyon görüyoruz bu tür haritalarda. 4 kişi rotasyon yaparken bir kişi sabit lane'de kalıyor. Dignitas 3-2 yapıyor. Aşağıda 2 kişiyle baskı oluşturdu ve 3 kişiyle rotasyonu yaptı. Şu ana kadar da çok iyi başardı bunu. Yani ben öyle olacağını zannetmezdim ama güzel iş çıkarttılar. Lane clear avantajını şu anda çok iyi bir şekilde Dignitas kullanıyor. Dediğimiz gibi Gul'danın olması 2 Q ile gayet hızlı bir şekilde lane'leri ittirmesine yardımcı oluyor. Şu anda gemlere baktığımızda da o lane clear'dan dolayı, wave clear'dan dolayı hızlıca 48 geme hatta 24 tanesi ödemiş bir şekilde geldiklerini Dignitas'ın görebiliyoruz. Yani iki tane daha alsalar ödeyecekler. Ödemeye çalışıyor bu bir ama Kersen orada stun'da engelledi. Tabii Kersen'in orada ne işi var tek başına?
biraz tek başına absürt kaldı. DHK ile olması gerekiyor bu binin. Evet, şimdi Büyük artık hani ihtimalle geldi. DHK back attı, geri gitti, mouse'unu Muhtemelen yeniledi ve tekrar öyle bir geri şey geldi bu oldu. sırada. Görsün, Burayı onun için bekledi. tuttu. İgnitas yani tamamıyla makro play takımı. Şeyde Çin'de yapılan özel turnuva vardı biliyorsunuz. Gold Club World Championship diye yanılmıyorsam adı tam Evet. olarak. Orada KSV Black'le falan mücadele etmişlerdi ve o turnuvada birinci olmuşlardı yine yanılmıyorsam. Çok şey öğrenmişler. Kore metasını da Avrupa'ya güzel uygulamışlar. Daha hani Kore metası daha makro play üzerinden dönüyor. Çok fazla kill değil de oyunu komple görmek açısından daha önemli olan bir yer Kore. O şekilde oynamaya alışmış oyunu. Onu biraz Avrupa'ya getirmiş gibiler sanki. Evet, yani onların zaten sezon öncesinde yaptıkları kamplar vesaireler bu tarz takımlarda çok işe yarıyor. Hem sonuçta dünya takımı olmaya çalıştığın bir oyunda senin her yere uyum sağlayabiliyor olman lazım. Her metaya uyum sağlayabiliyor olman lazım. Burada Jüpiter aşağıda yakalandı ve öldü. Leoric ve Tracer öldürmeyi başardılar Jüpiter'i. Counter kill almaya çalışıyorlar. Vubi, ay, az daha kurtuluyordu ya. Az daha kurtuluyordu. Ama bu hareket şu anda Diktas'ın ödemesine Tabii yardımcı oldu yani ve Jüpiter'i beyinleri öldürdükten sonra gittiler. hemen gidip ödediler. Bir taraftan Vubi ile oyalanırken Metot cemleri ödetmemeyi unuttu. Şimdi bakalım nereden baskıyı kuracak Diktas, hangi koridoru seçecek. Yukarıya doğru yöneliyorlar fakat yukarıda JPL'i yakaladılar. Öldürebilecekler mi? Kamera nereye gitti? ne JPL? yaptın abicim sen? JPL nerede? JPL kaçmayı başarmış. Bir varmış, bir yokmuş. JPL kaçmayı başarmış. Olabiliyor. Yani rejide de ister istemez bazen bir şeyler kaçabiliyor. Ben de maçları sunduktan sonra tekrarını izlediğimde birçok şeyi kaçırdığımı görüyorum. Başka sunucuların da benim kaçırmadığım şeyleri kaçırdığını görüyorum. Neticede her Şimdi şeyi göstermek, anlatmak kolay değil. bot lane'den Fort'u açmış durumdalar. Level 10 Fort'u oluyorlar. Level 10 oldular bile. ne Yani oldular? 2 level neredeyse 1,5 level fark var. Tan daha dakika 6. Altıncı dakikalar. Evet. Yani Ve keep çok iyi. kulelere Çok iyi. İlk dayandılar. Web Weaver'lar keep'e gidiyor. Şimdi Taunt'la da yakaladılar. Atera Angel'ı öldürecekler büyük ihtimalle. Oo. Wow. En az bir 30 Oo. cam düştü orada. Yani cemler gitti, kill gitti. Şu Bilmiyorum. anda evet. Metot değil de sanki Diamond Skin'miş gibi. Diamond Skin de hoş dün gayet güzel oynadı. Evet. Bilmiyorum. Hani şu anda bakınca 60'a 44 cam var. Ama büyük ihtimalle level farkından dolayı Yine bir daha Dignitas ödeyecektir. evet, Dignitas bunu ödetmeyip ikinci Spider'ları çıkartacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii Metot level 10 olana kadar kullanılmış ultilerin cooldown'ı tekrar dolacak büyük ihtimalle. Bir tek zaten Malfurion'un ultisi cooldown'da 35 saniye civarında bir vakit var. 35 saniyede anca Metot level 10 olur. Yani level 10 olsalar bile yine eşit şartlarda ancak fight'e girecekler. Evet, Ultiler down evet. olmayacak. Şu anda 41 tanesini ödediler. 54 oldu. Bir tane daha alırlarsa. Bir tane kaldı. Sadece bir. Ama Bir tam bu cam. sırada Metot da level 10 Metot da level oldu. 10 oldu. İşler acaba değişir mi? İşler değişir mi Ve göreceğiz. Metot da 74 tane. Şu Yukarıda anda veriyor. Bu bir veriyor. bu ödüyor. Oo, Ruth çok Sağ ol, güzel. Ruth çok iyi Ruth çok geldi. güzel geldi. Çok güzel geldi. Çok Zelia çok stratejik güzel geldi. zamanlama. Zonic Ruth. Ve Vubi'nin rahatça ödemesini sağladı. Şimdi Vubi Ve demişken yakaladılar Vubi'yi. Silence'ı da attılar Vubi'ye ama Fear çok kötü geldi. Fear Fear çok kötü geldi. kötü kaçtı. Yani Dignitas'ın oyunları dediğim gibi biraz şey gibi yani futbolda Barcelona gibi. Barcelona da öyle oynuyor ya pas 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 pas. Ama hani eğitici olarak baksam bir dünya şey var o pasların altında. Evet, Dignitas'ın da evet. oyunu şu ana kadar öyle götürdüğünü söyleyebiliriz.
Sürekli wave'lerde ayrı ayrı görüyoruz. Lane'lerde ayrı ayrı Yani mesela görüyoruz. az önceki Fnatic maçında işte lane'lerde görmediğimiz dakikalar oldu Fnatic'i. Evet. İktidar öyle bir şey yok. Dignitas'ta İktidar yani her saniye ulti her şeyi lane'lerde alıyor. birileri var. Bütün gemleri, bütün XP'leri, bütün kuleleri, her şeyi aldılar. 13'e 11 tan. 2 level fark var. Daha dakika 9. Bu da çok rahat bir maça doğru dönüyor şu anda Gidiyor. İktidar Yani tarafında. bir daha öderlerse bu sefer kilitlere Ve yüklenecekler. metot hiçbir şekilde üzerlerine gidemiyor. Çünkü Gul'danın hasarı çok yüksek. Snitch içeriye girdiği zaman sıkıntı yaratabiliyor. Özellikle Hanzo'ya fokus olurlarsa zaten konu bitiyor. Bir daha ödeyebiliyorlar mı? Evet, en azından bir daha ödeyemiyor Dignitas. Metodun böyle bir avantajı var. Dignitas bir daha ödeyene kadar en azından 13 olmaya çalışacak, bekleyecek. Bunu yapabilirse metodun oyuna tekrar tutunması için bir şans var. Yani elini masaya koyması lazım, elini taşın altına koyması lazım. Metodun bu oyunu bu performansla kazanamayacağı aşikar. Yani Türkçe'de bir katakulyeye getirip onu ödemesi Evet, lazım ki. bir pundına getirecek. Bir pundına getirecek, onları ödeyecek. Yani başka bir alternatifi yok. Yok, Yoksa bir başka yok de maalesef. fightlarda ölünce, işte az önce ETC öldü, yaklaşık 20-30 tane cam orada kaybettiler. Şimdi görüyoruz Aynen. bakın, 3 tane cam orada kaldı. Ve şu anda Hanzo level 13 bitirdi olamadıkları ama için de hiçbir şekilde üstlerine gidemiyorlar. gidemiyorlar tabii. Yani geriye yaslandıkça yaslanıyorlar. Geriye yaslanacakları bina kalmadı neredeyse. Bir tek hitler var. Evet, yani bu 15-13 bandına oturacak. O da yani hani bir fight çıkar ama iki level'dan dolayı sıkıntı yaşarlar. Ondan sonra 16 olur. 16 Diktas olacak finale geçer. tabii. Ve bu da onları sıkıntıya sokacaktır. Dignitas yine ödüyor. O bütün gemleri ödüyor. Hani fight'in geleceğini de bildikleri için fight yapmadan gemleri de ödüyorlar. O konuda da Yani gayet akıllıca üzerlerinden davranıyorlar. düşürmemek için Tabii ki bir ölünce hareket üstünden yapıyorlar. düşüyor çünkü ölmeden gemleri ödeyelim dediler. Yani adamlar daha ölmeden ölebilecekleri ihtimalin üzerinden oyun oynuyorlar şu ana Metotta şu kadar. anda 121 cam var. 122 cam. Şu anda hani iki kere ödeyebilirler. Bu Üst da üste aslında Diktas için ödeyebilirler. büyük bir sıkıntı. Bakalım. Şimdi deniyorlar ama 13 oldular. Hemen oraya tabi denemek için girmediler. Team fight istemek için girdiler. Biliyorlar Dignitas'ın orayı savunmaya geleceğini. Snitch şu Alanlar. anda %50 canla Dar içeri alanda girmeye neler çalışıyor ama olacak? ETC giremiyor. oraya bir gitti. Öyle Yan o ya. taraftan Tracer yokluyor fakat daha şu anda içeriye girebilecek pozisyonu bulabilmiş değil Bulabilmiş çünkü değil, evet. DHK çok güzel Arcanor yakaladı. Çok kutluyor. güzel. Ama JPL avatarı hemen açtı, kurtuldu. Tracer şimdi işte üstüne düşeni yapıyor. Immul güzel zamanda geldi. Bir'i güzel kaldırdı Immul'la. Yoksa Atero Angel'ın ölmesi için her şey hazırdı. Isolation ve Mosh hala duruyor. Cleanse'i görmedim ama Divine Shield artık yok. O yüzden bu fight'ı nasıl çıkaracaklar çok merak ediyorum. Karşı tarafta ise bir Silence ve Tracer'ın ultisi gelmiş durumda. Güzel bir silence'la Yok gelmemiş işler pardon. değişebilir. Ama fazla zorlamıyor metot. Geri çekilmek zorunda kaldı. Kampı defanslamak için. Birer birer de olsa, beşer beşer de olsa Dignitas ödemeye devam ediyor. 16 olacaklar. 16 olmaya da yakınlar. Bundan sonra çok da fazla fight istemeyecektir Dignitas 16 olana kadar. Metot da fight 132 cam var istemiyor. yani eve götürecekler herhalde. Bilmiyorum ama Bekliyoruz bakalım. ödeyemedikleri kesin. Aşikar. Ama şu anda 16 olacak. Yani şu anda fight almaları bir 15 dakika daha beklemeleri gerekecek. Maç bitti. Aynen öyle. Yani şu dakikalar aslında maçın kaderini belirleyecek dakikalar. Atero Angel gitti ödedi 23 taneyi bak. Atero Angel yapması gerekeni yaptı. 23 taneyi ödedi. Üstündekilerden kurtuldu. Üstündeki yükü ödedi. Nasıl Bilmiyorum. hafiflemiştir o şu anda var Bilmiyorum ya. yani Böyle 16'da rahatlamıştır. oldu. Oh diyorum. Dignitas 16'da oldu tan. Şu anda hiçbir şey yapamaz artık. Yani yapamaz ama yapmak da zorunda. Ve çok ilginç bir şekilde yukarıda haritada neler oluyor? Bir dersen Okan. Daha Evet, gitmedi oraya evet, evet. kamera ve geldi. Orada boss yapıyor iki kişi. Yapmaya çalışıyor en azından. Snitch ile Zelia girdiler.
Az daha ölüyordu yalnız. Tracer'ın HP'si çok az. Mafiro'nun tek kötülüğü bu işte. Tam düşman olmayınca heal'layamıyorsun. Moonfire atmadığın sürece bir healing ama ona rağmen değil. Gittiler aldılar. Boss'u aldılar tabii ki. 3 kişi orada. Hatta Gul'dan'la beraber. Bobby evet, onları geri göndermemeye çalışacak. Bobby kimi tutacak? Arcaner'ı tuttu. 65 cemi var. Tane. Arcaner. Tomba attı. Takım arkadaşları oraya rotasyon yapıyordu ama yine de kaçabildi. Çünkü Devari'nin bir stun'ı yok. Z ability'si sadece stun'la engellenebiliyor. Tabii Spider'lar da boşa gitti bu boss'la beraber. Onu temizleyeyim ama falan derken. Ama boss'u kuşukta engellemiş oldular. Böylece hani biraz dengelediler. Evet, buradan yani 16'yı yakalamaya çalışacaklar. Ama tabii şu anda Dignitas ödeyebiliyor durumda yanlış bilmiyorsam. Dignitas galiba ödeyebiliyor ve Webweaver'ları olağanüstü bir hızla öldürdüler. Yukarıdaki Webweaver ölmedi bir tek çünkü o da Keep'te doğdu. Yani daha ortaya yeni geldi. Method henüz 16 olamadı. Aşağı lehine DAK'a gidiyor bakalım. Evet bir 10 tane öderse Dignitas tekrardan Webweaver'ları çıkartabiliyor ve 16 değil hala. Yakalayabilecekler mi birini? Geriye doğru çekiliyorlar. Sinit çok güzel pozisyon alıyor. Ater Angel'a şimdi attı. Puz bombu ama Divine Shield geldi ETC'ye. Oo. Çok güzel Silence. Çok güzel Silence. Dignitas oynuyor. Hiçbir yere gidemezsin dedi Dignitas. Dignitas çok güzel oynadı. Belki o Mosh Pit'i kullanabilirdi hazır Immul atılmışken. Ama tabii yapmayınca ölmek durumunda kaldı ETC. Can sıkıcı. Yani metot için can sıkıcı. Ama buna rağmen metot yine gitti ödedi. Yine tabii DHK aşağıda yanılmıyorsam DHK gitti ve ödedi. Aşağı lehindeydi zaten DHK hatırlarsan. Onların biraz daha maçta tutunmasına yardımcı olacaktır. Her ne kadar lane'ler geride olsa bile 18-16, 16 level'ıyla bir tekrardan fight yapma imkanı yakalayacaklar. Yani 16 oldular. Bir daha çıkarttılar. Bakalım hatta şimdi yakaladılar yine JPL'i. JPL ölmüyor. Yani ölmemeyi başarıyor. O dilin devamında, o drag'in devamında herhangi bir follow up gelmedi şu ana kadar. Hatta Arcaner'ın ultisi yoktu. Bence pek hani bir deneyim alabilir miyim diye baktılar. Anzon'un ultisi olsaydı belki aradan çıkartabilirlerdi stun combo'yla. Arcaner'ın level 16 talentini dilin range'ine verdiğini hatırlatmak ve belirtmek istiyorum. Daha uzaktan tutabilmek için fark ettiysen dil bayağı bir uzadı. Evet. Bayağı bir range uzadı onun. Daha uzaktan. Biraz uzadı. Daha uzaktan yakalamaya çalışıyorlar. Of 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 Nick öldü. Of. Yani bir corruption öldün çık. İnanılmaz yani. İlk tas ödedi. Çok enteresan. Dignitas sonunda gemleri ödedi. Snitch! Snitch nasıl kurtuldu? Neler oluyor? Harika hareketler. Harika hareketler. Buradan kill çıkartırsa metot zor. İlgili verdiler bile. Hanzo'yu öldürdüler. Kovalıyorlar şimdi. Kovalıyorlar. Devamını almak istiyorlar. Bu bir nereye gidiyor acaba? Snitch neyle kaçtı arkadaşım? Snitch, bana bir açıklayabilir misin? Yani muazzam oynadı. Tam o milisaniyeleri denk getirdi. Kersen tabii ters tarafa kaçıyor. Mümkün olduğunca takımın restlenmesine fırsat sağlamaya çalışıyor ama zor. Dakika artık 17'ye geldi. Rest timer'lar uzadı. Level 20 buradan olacaklar. Buradan iki keyif göreceğiz gibi görüyorum. Bence direkt Kora yönelebilirler. Kora yönelmemeleri için hiçbir şey yok. Gerçi bu evet. Yani iki tane hero var. Level 20 de oldular. Tam 3 level fark var. Ve yöneldiler. Vallahi Kora girdiler. Dignitas o da herhalde zoning tomptu. Bomba attılar. %80'e kadar indi. Hanzo'yu bir kere daha öldürdüler. Hanzo feedliyor. Ne oldu dedi? Ne oldu? Hanzo feedliyor. %30'a kadar indi. %20, şimdi %10. Şey GG. Trollemeye başladı. Dignitas hakikaten ders veriyor. Ders. Yani yürekle oynamak, birinci maçta gördüğümüz şeytan yürekle oynamaktı bana sorarsan. Zelios'un yaptığı yüreğiyle oynamaktı. Ama Dignitas da aklıyla oynuyor. Haksız mıyım?
hem aklıyla oynuyor, hem tecrübesini konuşturuyor, hem de diyor ki arkadaş burası benim sahnem, sana ne oluyor? Ben metoddan oldukça ümitliydim ama her iki maçta da metot biraz sınıfta kaldı. Bakalım üçüncü maçta, serinin üçüncü maçında bunu değiştirebilecek mi metot? Tabii ki bunu görmek için 5 dakikalık bir araya gidiyoruz. 5 dakikalık aradan sonra serinin üçüncü maçıyla tekrar karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın lütfen, sadece kısa bir ara. Görüşürüz.
Evet arkadaşlar, tekrar evet şimdi tekrar, tekrar beraberiz. Tekrar, evet. Serinin 3. maçını beraber izleyeceğiz sizlerle. Lan sesin geliyor mu acaba? Geliyordur Erkan herhalde. Geliyor. Evet ya. Tamam şimdi geliyor. Tamam. Arada sanki bir duymadım gibi de. Okan. Metot dediniz. Evet biraz ben inanmıyordum. Söyledim başında. Yani metottan bahsetmek şey, lazım. Yalan desin. 2-0. Sesin biraz az geliyor. Tam mikrofonu biraz ağzına yaklaştırabilir misin? Pardon, özür dilerim. Şimdi nasıl? Şimdi biraz daha iyi, evet. Ben duyabiliyorum da sanırım yayına az gidiyordur. Şimdi daha iyi olacaktır. Dignitas diyorum ki yani metot dedik olmadı. Evet yani maalesef Şato. Biraz sıkıntılı oldu metot için geçtiğimiz iki maç. Yani bir varlık gösteremezse metot şey Team Dignitas maç vermeden yine bu seride Dignitas kazanacak. Yani yenilmezliğini koruyacak bir. İkincisi toplamda 9 haritada oynayıp 9'unu da kazanmış olacak. Muazzam bir şey. Yani çalışmaları demek ki sezon öncesi çalışmaları, yaptıkları scrimler, meta dersleri, aynı zamanda hani çok fazla yani iki kişiyi değiştirdiler ama demek ki getirdikleri insanlar hakikaten tabii değerli yani, oyuncular. Dignitas zaten söylemiştik, transfer sezonunda en karlı çıkan takımdı. Aldığı oyuncular oldukça üst düzey oyuncular, güzel aldılar, güzel kapattılar onu. Hemen bir pik ekranını, özür dilerim, harita ekranını vereyim. Tabii. Sky Temple. Evet, Dignitas 3. haritayı da seçiyor. Sky Temple ve yine rotasyon. Ve yine rotasyon haritası. Yani kendine uygun bir harita seçtiğini söyleyebiliriz. Burada da makro play ile oyunu domine etmeye çalışacağını söyleyebiliriz. Yani o kadar şey ki, izlerken görülüyor. İkinci dakikadan başlıyor level farkı yavaş yavaş artmaya. Ama çok yavaş arttığı için belki de metot bunu fark edemiyor. Bir anda level 8'e 10 oluyor. Evet. Yani nerede olacaklarını pek kestiremiyorlar ve buna cevap veremiyor gibi bir durum var metodun. Metodun inşallah şu 5 dakikalık arada bunu konuşup arkadaşlar hani biz demek ki hani kill peşinde değil de lane'lerimizde kalıp aynı seviyede maçı tutmaya çalışmamız lazım yani, gibi bir konuşma geçmesi gerektiğini Heroes düşünüyorum. Heroes of Storm'da her zaman söylediğimiz şey, söylenen şey XP'nin kill'den çok daha önemli olduğu. Bu düzeyde oyunlarda da tabii ki bu yine geçerli. Bakalım acaba metot bu sefer başarabilecek mi? İlk banı metot yapıyor. Göreceğiz. Yani şimdi geçen hafta daha Team Dignitas'ı Sky Temple'da izlemedik. Ve şu anda onların seçtiği haritadayız. Evet. Yanlış konuşmuyorsam. Evet doğru. O yüzden hani burada bakalım nasıl bir oyun gösterecekler bize. Acaba hani farklı bir şey deneyip nasıl 2-0 öndeyiz deyip farklı bir kompozisyona mı gidecekler? Yoksa abi 3-0 hemen temiz kapatalım yatalım uyuyalım gibi bir kompozisyona mı gidecekler? Bakalım Abatur banlandı. Abatur Genji. Abatur banını özlemiştik. İki maç banlanmayınca bir acaba... Abatur ama burası için çok güçlü. Ooo Instant Pick Tracer geldi. Instant Pick Tracer geldi. Bu sefer vermek istemediler karşıya. Metodun tasadır oynadığını biliyoruz. Evet. Acaba Tracer tasadar mı olur diyorsun? Yani bu sefer acaba öyle bir şeye mi gidecekler? Gerçi ama az önce Dignitas seni tasadarsız. Hiç gayet aktif bir şekilde hasar çıkartabildi. Bakalım nasıl bir şeyle cevap verecek Team Dignitas buna. Bakalım. Ben yine bir stun kombosu bekliyorum Team Dignitas'tan bu sefer. Yani hem Tracer'ı bunaltmak için hem de bir kişiyi aradan rahat çıkartabilmek için evet olabilir. Malfurion Greymane geliyor Dignitas'tan. Greymane'i de görmeyeli bir hayli zaman olmuştu. Metot'ta da Anubarak Uther hemen alındı. Biraz hızlı ilerliyor draft ekranı metot namına. Neredeyse instant pickliyorlar. Acaba karar verilmiş önceden anlaşılan. Yani iyiye mi işaret yoksa genelde tilt olduğu zaman böyle yapar oyuncular. Acaba kötüye mi işaret? Onu yani herkes kendi comfort pickini mi almaya çalışıyor diye düşünüyorum. Galiba işte ben de ona getirecektim sözü. Belki öyle bir şey olabilir metotta.
Biraz hızlı gitti çünkü pikler. Banları göreceğiz. Dignitas tabi düşüne taşına yapmaya çalışıyor bütün yaptıklarını. Acaba ne banlayacaklar? Arthas. Arthas banı geldi. Greymane'i çok fazla rahatsız etmesin diye Greymane'e daha bir oyun alanı bırakmak için Arthas banını tercih ettiler. Bakalım metottan nasıl bir ban gelecek? Yani kendilerine zarar verecek. Bence Diablo banlayabilirler mesela burada. Stunlock'tan kurtarmak için. Olabilir. Fostat Dehaka da banlanabilir. Hala ama tank ban daha mantıklı. Henüz tank almadığı için Dignitas ve kendileri anıvarı aldığı için belki işte ETC, belki Muradin oynamalarını istemiyorlarsa Muradin engelleyebilirler. Ne? Ne demek Zeratul? Allah Allah. Bu beklenen bir hareketmiş demek ki. Yani Zeratul'u alacaklarını çok da tahmin etmem yani. Bilmem. Biraz alakasız bir ban gibi geldi. Çünkü yeni Stealth Rework'ünden sonra Zeratul'un rakibine yaklaşması daha da zorlaştı. Mili bir Stealth Hero olduğu için hani Nova yine uzaktan hasar çıkartabiliyor da Zeratul'la oynamak zor. Rakip seni hemen hemen her zaman görebiliyor. Ama eskiden hani Zeratul'la çıkardığın kombolar da Tabii yani Void Prison her zaman bir sıkıntı olabilir de eskiden daha güçlüydü. Son zamanlarda gördüğümüz bir de değildi. Bilmiyorum, vardır elbet bir açıklaması. Eğer maçı metot kazanırsa röportajda soru olur büyük ihtimalle. Dehaka Trial geldi. Dignitas'ta yine standardın dışına çıkmadan pikleri tercih ediyorlar. Bakalım ikinci body ne olacak metotta? Yani frontline'da Anurabara'nın yanında. What? Thorn'un cevabını aldın galiba Atan. Thorn'un cevabını aldın. Büyük ihtimalle yani Junkrat ve Illidan çok da alakalı olmayan pikler. Yani takım olarak baktığında güzel bir kompozisyon çıkartacağım pikler değil. Bilmiyorum niye böyle oldu ama metodun uykusu mu geldi acaba? Yani ben okumaya çalışıyorum şu an. Hani iki tane stun olsa Illidan global hero olarak kullansalar. Amcamın sakalı olsa. Zor abi, zor. Yani Illidan Dehaka'ya karşı hakikaten zor. Yani zor, şu anda yani Illidan içeri girdiğinde Malfurion'un silence'da işte Dehaka'nın diliyle Greymane'in vuruşlarıyla uğraşmak zorunda kalacak. Tyrell'de orada bir sanctification bastığı anda bitti zaten. Bir kere Tracer Junkrat çok uyumlu bir ikili olmayacak. Öbür taraftan tek başına anubarak tanklık görevini tam olarak yerine getirebilen bir tank değil. Tamam tank alalım ama tek başına bunu ne kadar başarabilir? Ve tabii ki Mimic Peak'i geldi. Anubarak'ın kakunundan kurtarmak için takım arkadaşlarını biz kendi kameramıza dönelim. Az önce sormuşlardı, hani onu da söyleyeyim. Swap Round diye bir durum var. Bu sadece şu anda hani oyun içinde yok ama turnuvalarda kullanılıyor, HGC'de kullanılıyor. Bu da şuna yarıyor. Son 15 saniye içinde eğer takım içinde rolleri değiştirmek isterlerse buna izin veriyorlar ve hero'ları değiştirebilme şansı elde ediyorlar. Evet, oyun içinde de custom game yaparsan tournament draft dediğinde aynı şeyi görebiliyorsun. Denemek isteyenler o şekilde deneyebilirler. Custom game kurarak tournament draft'ta bunu görebilirler. Oyuna geri dönecek olursak Dignitas'ın 3. maçı hayırlı olsun diyebilir miyiz piklerden sonra? Yani şu an gözüken o şekilde global hero'ları var. Gayet ön tarafta durabiliyorlar. Burst damage'leri Leaming ve Greymane'le bir kişi yaradan rahatlıkla çıkartabilirler. Malfurion'da hem root'uyla hem de heal'leriyle hem de silence play ile gayet aktif bir şekilde oynayabilir. Şu anda ben hani karşı taraf
nasıl bir cevap verecek buna? Nasıl bir kompozisyonla belki yani şu, acaba rotasyonda bir şey lane'lere dönecekler. Yani rotasyonda lane'lere dönecekler. Bir şey kaçırıyor olabilir miyiz acaba? Metodun bu piklerinin altında bir taktik yatıyor mudur? Onu düşünmeye çalışıyorum bir taraftan senin gibi. Acaba bir şey mi kaçırdım? Bu piklerin altında yatan başka bir combo mu var diye ama oyun başlayınca göreceğiz. Birazdan da oyun başlayacaktır. Zaten sunucuların da şaşkın bakışlarını görüyorum ben. Yani herkes aynı şekilde düşünüyor. Onlar da anlamaya çalışıyorlar şu anda. Evet, herkes öyle bir gözle bakıyor. Maç ekranına geçiyoruz çünkü maç başlıyor arkadaşlar. Poi 2 gördük hemen. Liming'le oynayacak. Zhelia yine Malfurion'la oynuyor. Snitch Greymane'le oynayacak. JPL Trial'le oynarken Wubi DHK'yla Team Dignitas adına mücadele edecek. Yani hani Nick Junkrat'la oynayacak. Method tarafında Curson yine Uther'da göreceğiz. Atero Anubarak, Schwimpy Tracer'la oynuyor olacak. Ve Illidan'ı da neydi çocuğun adı? Çocuğun adı neydi? Arada kaçınca o solo lane'lerin kaderi bu işte. Eğer evet, solo lane oynuyorsanız ekrana bile çıkamıyorsunuz. İlidan da takımına destek veriyor. Arcanor. Arcanor. Bu Avustralyalı çocuk işte. Aha, bizim Arcanor Türk arkadaşlarımızdan birine de atar yapmıştı hatta. Arcanor. İşte. Çok iyi bir oyuncu olan Arcanor. Biraz hızlı başladı. Metot daha agresif duruyor şimdilik. Daha tabii ki 30. saniye ama Tracer'dan hemen içeriye bir dive gördük. Bakalım yukarıda Liming'i görüyoruz. Illidan'ın karşısında tek başına. Değişik bir tercih. Niye öyle bir tercih yaptılar? Liming'i niye bıraktılar? Bot lane'i anladığım kadarıyla şey yapıyorlar. Daha öncelik tutuyorlar çünkü boss lane olduğundan dolayı. Evet. Orada hani baskıyı kurmaya çalışacaklardır. Greymane de şu anda orada kampı alıyor. Kampla beraber aşağıdan itecekler diye tahmin ediyorum. Dignitas tabii yani Liming'i niye gönderdiler derken niye gönderdiğini de hemen açıklayayım arkadaşlar. Biraz stratejik oynuyor ve uyanık bir takım. Liming'in damage'ına çok da fazla bir şey yapamaz Illidan. Eğer Liming range'ini korursa kendi hasar almadan çok da güzel Illidan'ı geri püskürtebilir. Fakat bunu bir mili bir hero ile yapmak oldukça zor. Lane'i temizlemek için yaklaşmak gerekiyor ve derken şimdi Illidan'a bir fokus var, ölecek mi? Root'tan güzel kurtuldu ama yine Liming kill almayı başardı. Orada içeri girseydi bence kurtulurdu. Bence yani de yani root'un orada bir şey vardı. Snitch ölecek mi? Jwimpy girdi ama Snitch'i alamadı. Denedi fakat olmadı. Yine yaklaşık bir yarım level neredeyse öne geçmiş durumda. Team Dignitas yavaş yavaş farkı açacak gibi gözüküyor. Şimdi yanlış. Ha, değil. Kampı daha rahat defanslamak için range'ine soktu tower'ların. Bunu ben Lucio'yla da çok yapmaya çalışıyorum. Eğer yakındaysa çok, evet yani tower'ların range'ine atmak olağanüstü hızlandırıyor o kampı temizlemeyi. Onun dışında eğer wave clear'la olan bir hero ile oynamıyorsan o kamplar oldukça can yakabiliyor. Evet, uzun zaman sonra ilk defa level'lar tam eşit tam. Hem de şu anda iyi cevap veriyor. Şu anda iyi cevap veriyor ama bunu resource'larını kullanarak yapıyor. Aşağıya mesela 2 kişi kalıyor. Ve bu durumda da başka yerlerde açıklar vermesine neden oluyor. Şu anda tekrardan lane'ler toparlandı. Illidan hatta top lane'e başlamış durumda. Liming tek başına gitti. Taciz ediyor Illidan'ı. Tabii Arcanor Liming'in tek olup olmadığını bilmediği için çok da bir şey yapamıyor. Hem öyle bir durum var hem çok de Liming kaçtı. Bush'un içinde kaldı ve kimse görmedi. Dolayısıyla Tracer ve Anubarak geri döndü. Liming ölmekten kurtulmuş oldu oraya saklanarak. Yoksa ölmesi işten bile değildi. Şu anda bu kuleleri açıkçası nedense vermiş durumdalar. Yukarı geldiğini herhalde gördü.
Yukarıda aldıkları bir kule sayesinde en azından oradaki suyu alabilecekler diye tahmin ediyorum. Ne kadar az kalsa da bakalım Büyük kapı ve su gider ihtimalle mi? oradaki veli alacaklardır. Oyunda velilerin de bir hayli önemli olduğunu tabii ki biliyoruz. Evet, gitti. Bir sonraki Temple'da mesela orada refreshlenip tekrar fight'a girmeleri mümkün olmayacak metotlu oyuncuların. Derken şimdi yükleniyorlar Arcanor'a. Kaçmayı başardı Arcanor. Snitch kovalıyor Greymane ile. 4'e 3 bir fight var. Şu anda Tracer da geliyor yukarı doğru. Gankret'i de İçeri görüyoruz gireyim mi diye Metot'tan oraya düşündü ama. geldiğini. Metot 5 kişi oldu. Metot 5 oldu orada. Yüklenecekler şimdi. Aether Angel kimseyi tutturamadı. Root geldi. Kaçmak için kullanacaklar. Ya Dignitas çok rahat. Çok Yani şöyle bir rahat. şey var. %80'in neredeyse metodu aldı Shrine'ın. Ama %30'a indiren Fort'u Yine Team de Dignitas oldu. Dignitas oldu. Inferno Shrines'ta da benzeri olmuştu. İlk 2-3 tane Punisher'ı vermelerine rağmen bina olarak en fazla hasar yine Dignitas vurmuştu. Zaten sonrasında da maçı kazanmayı bildiler kolay bir şekilde. Şimdi oradan dansöz hareketleriyle hızlıca kaçtı. Tracer Blink'i kaçmak için kullanıyor. O kampı da çaldı Dignitas. Kendi kampını da aldı. Ama nedense şu anda hala XP'de geride XP'de Dignitas. evet Çünkü biraz geride. şu anda bırakmış durumdalar. Tamamen ittirmeye yönelik oynamaya çalışıyorlar. İki taraftan da top lane'e şu anda gitti DHK. Ondan önce Illidan yukarıyı gayet temizliyordu. Bu da onlara artık katıyordu. Şimdi Evet, Junkrat sniper atlattı oldu. oraya ama Trial kaçabilecek ability'lere sahip. Sea Giant'ın nereden vurduğunu görüyor musun? Evet. Temple'ın içinde adeta bir hammer gibi, DGT hammer gibi oradan vuruyor. Metot belki de 3 haritadır ilk defa level 10'u önce olma şansına erişebilecek mi bakalım. Çok az, evet level 10 oldular. Level 10 oldular ilk Ama defa aynı zamanda Dignitas'tan önce. Diktas da Livin oldu. Ultilere Şimdi DHK bakalım. yukarıyı temizleyip büyük ihtimalle aşağı gelecek. Hatta yukarıyı alabilir bile diye tahmin ediyorum ama bakalım nasıl Riptide oynayacak burada ve Diktas. Hunt'ı beraber kullanırlarsa belki kill çıkartabilirler derken Hunt Hunt geldi geldi. ama Silence işte Silence. Malfurion'un gücü. Gelir gelmez. Yani Tracer orada biter bitmez Hunt'la beraber Illidan alın size dedi Zarya. Verdi Silence'ı kilidi aldılar. Çok bariz belliydi yani. Ya maç öncesinde de hani bunu konuşmuştuk zaten. İçeri girdikleri anda O çok rahat bir Silence'ı şekilde. yiyecekleri belli. Hem Tracer hem de Illidan olunca biraz problem. Şimdi Aether Angel'ı kovalıyorlar Anubara ama öldürebilecekler mi? Kaçmayı başarıyor. Hemen oradaki kuyuyu aldılar. Yenilenmesini engellemek için etotlu Bot oyuncuların. lane'den bir baskı kurup aşağıdaki fortu zorlayacaklar diye tahmin ediyorum. Minionlar da yavaş yavaş geliyorlar. Minionların gelmesiyle o forta gireceklerdir büyük ihtimalle. Evet minionlar girer Evet. girmez. Bunun içi de gördük. Greymane ile forta yükleniyor. Mümkün olduğunca aşağı lane'i temiz tutmaya çalışıyorlar. Senin de bahsettiğin gibi orası boss lane'i. Boss hangi takım alırsa alsın aşağı lane'den hareket ediyor. Ve oyunu değiştirmeye hatta kazanmaya yönelik önemli bir hamle bu haritada boss. Bakalım Aynı devamı nasıl cevabı gelecek metotta yukarıdan geldi. yukarıdaki botu alarak şeyi portu alarak Yine Dignitas karlı tabii verdi. ki. Az önce bahsettiğimiz sebepten dolayı yani yukarıdaki forttansa aşağıdaki fortu almış olmak daha avantajlı. Yine de her şeye rağmen yanlış görmüyorsam iki takımın da structure hasarları eşit. Birbirine Evet, çok yakın. hatta metot 5 tane structure düşürmüş. Buna 4 tane structure düşürerek cevap veren bir Team Dignitas var. Aslında baktığında metot şu anda biraz daha önde gözüküyor. XP olarak da çok hafif de olsa yani bir üstünlükleri var. Geride bıraktığımız iki oyunda yaptıkları hatayı yapmıyorlar. Ama Makro hani player'e önem veriyorlar. daha hani büyük bir fight görmedik. Hani bir team fight olmadı. İşte bir denediler, onda da geri İki kişiyi gönderdi. birden öldürüp sizi bir Hadi daha güle öldürüp güle dediler. please try again later oldu. Bir Ya daha lütfen bir daha deneyin dediler. Bakalım bir daha ne zaman deneyecek metot? 13 aynı şekilde olamadı. yine geliyorlar. Bu iki Metot kampı da 13 oldu şimdi. alacaklar.
az önce dejavu, yani yaşadığımızı tekrar görüyoruz. Evet. O kadar. Yani bot lane'e baskıyı kurup diğer lane'leri temizleyip aşağıya ben iki tane şimdi kamp saldım. Büyük ihtimalle ya midi ya tapu alacaklar. Böylece hem XP hem de structure'da öne geçmeye çalışacaklar. Şimdi acaba toplanıyorlar. Bir fight göreceğiz gibi. Yakalarlar mı? Her iki takımın da oraya toplandığını belirtmek lazım bir kez daha. 5'e 5 bir mücadele var orada. Illidan'ın aşağıya gittiğini görüyoruz. Bu da Method'un yine fight istemediğini gösteriyor. Tabi Illidan istediği zaman Hunt'la geri gelebiliyor. Çok basit bıraktılar. Öne geçtiler. Tabi çok basit bıraktılar ortayı Dignitas'a. Yani o kadar basit bırakacaklarına belki yine bırakıp XP almayı uğraştılardı. İyiydi. Racer'ı şimdi içeriye sokulmuşken gördük. Snitch'i darlıyor ama henüz bitirici vuruşları yapamadı. EPS'ini %10'lara %20'lere kadar düşürse bile yapamadı. Kakun'u attılar ve Riptar geldi. Ama işte yani Heroes of Storm'da tek başına ulti kullanmanın faydalı olduğu bir senaryo ben hatırlamıyorum. Genelde peş peşe kullanılınca, ability'ler için de aynı şey geçerli. Peş peşe kullanılınca çok güçlü hale geliyorlar. Az önce bir örneğini gördük. Riptide vurdu. Evet, herkesin EP'sini %30, %40 aşağı indirdi ama sonuç değişen bir şey yok. Ama yine de hani baktığında şu anda makro play açısından ilk iki maçta gördüğümüzün daha organize bir Method takımı görüyoruz ilk iki maça göre. Yani bırakmadılar şu ana kadar maçı. Çok da geriye düşmediler. Evet, hala yani daha önceki iki maça nazaran bu maçta daha düzgün oynadığını söyleyebiliriz. Oyunu daha kuralına göre oynadığını söyleyebiliriz Method'un. Herkesi yukarı çıkardılar. Bir boss play görüyoruz gizli, ama gizli boss almaya dönüyor. Çalışıyorlar da Dignitas geliyor. Çok Dignitas büyük hata. Geliyor. Henüz yani 16 değiller. Holy Ground yok ama Sanctification var tabii ki. Evet. Bakalım o boss acaba resetlenecek mi yoksa Dignitas onu da mı alacak? Nick boss'un resetlenmesini engellemeye çalıştı bir an. Hunt'la beraber Hunt girdiler. JPL'e Sanctification'ı açtı. İşler tersine döndü mü? Hayır, Kakun atıldı. Kakun'u da Liming temizledi. Anubarak az daha ölüyordu. Divine Shield'ı kullanmak zorunda kaldı Anubarak. Shivimpi'yi kovalıyorlar. Yine ultiyi kaçırdı yanılmıyorsam Dehaka. Evet. O da İnci kaçırdığı ulti oluyor. Bubi'nin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Anubarak HP'si çok az. Herkes kaçmayı başardı. Illidan hemen yukarıya gitti Method. Illidan'ı kullanarak XP'yi eşit tutmaya çalışıyor. Ve ona rağmen hala XP'yi eşit tam tutamıyor. Anladığımız kadarıyla o hani işte 5 dakikalık arada biz XP'yi oynayalım bırakın. Galiba dediğimiz, evet sen söylemiştin. Geçirler. Galiba o senin söylediklerini kendi aralarında da konuştular. Ve yine 16 oldu. Dignitas 16 olur olmaz boss'a yöneldi çünkü Holy Ground sayesinde o boss'u kaptırmayacakları çok bariz Holy Ground, belli. Identification çok rahat bir şekilde bunu alacaklar gibi Holy gözüküyor. Holy Ground geldi. Tabii ki kimse oraya yaklaşamıyor. Hatta Junkrat'i de güzel ayıkladı. Arcaner, özür dilerim Wubi. Bekledi. En sonunda güzel bir dille kill'i garantiledi orada Junkrat'i tutarak. Hem boss'u aldılar. Dakika. Hem de bir kill aldılar. KP'yi de alabilirler çünkü kapı açık. Bir tane tower var sadece. Yukarıda da şeyi bırakmış durumdalar. Illidan KP'ye vuruyor aynı yukarıdaki şekilde. KP'yi alabilir. Göremiyoruz şu anda yüzde kaçta olduğunu bence ama. Bence Dignitas oyunu bitirmeye yöneliyor. Yani gidip orada Illidan'ı rahatsız etmediklerine göre oyunu bitirmeye oynayacaklar. Illidan başarabilirler backup'ta mi? Geri geldi. Illidan bunu fark etti, geri geldi. Boss'un EPS'i yaklaşık %60 civarlarında. Hala Sanctification ultisi hala var. Hala Sanctification'ı kullanabilirler. Hala boss var. Sanctification geldi. Evet, yani oyunu bitirmeye gidiyorlar. Team Dignitas oyunu bitirmeye gidiyor. Snitch'in canı çok az. Greymane'i öldürdü Method. Fakat Korun EPS'i o kadar hızlı gidiyor ki %40'a kadar düştü. %30, %35. Acaba başarabilecekler mi? %10 büyük ihtimalle. GG. GG. İnanılmaz.